Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda yumurtalı bir karidesiniz öldüğünde yumurtaları karnından nasıl alıyoruz, kuluçka makinesine nasıl koyuyoruz ve yavruları nasıl çıkarıyoruz bundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bakın bu benim karideslerimden bir tanesi. Akşam iş çıkışı eve geldiğimde bu kardeşimi ölü şekilde buldum. Şimdi bu kardeş üzerinde size yumurtaları nasıl alacağız, kuluçkaya nasıl koyacağız ve yumurtaları nasıl çıkartacağız göstereceğim. Öncelikle içinde çok az su bulunan bir çay tabağı içine kardeşimizi koyuyorum. Bir tane iğne ucu ve bir cımbızla işlemi yapıyorum. İlk aşama yumurtaları kardeşin karnından çıkartma işlemi. Bu işlemi mümkün olduğunca kibar şekilde yapmak gerekiyor. Yumurtalara zarar vermeden. Ben iğne ucuyla karidesin gövdesini sabitleyip sonra cımbız yardımıyla da yumurtaları kibar şekilde ayırarak bu işlemi yapıyorum. Şimdi göstererek yapacağım size bunu. İğneyi karapaz kısmına saplarsanız o kısımda zaten işimiz yok. Cımbızla kibar kibar pleopotların arasındaki yumurtaları sağar tarzı bir hareketle çıkartabilirsiniz. Şimdi şöyle sabitledik arkadaşlar. Sabitlemeyi yapmazsanız kadesin gövdesi sürekli kaçıyor. O yüzden bu sabitleme işlemi mutlaka yapın. Şimdi kuyruğu koptu arkadaşlar kardeşimizin. Karapas kısmından yumurtaları cımbız yardımıyla kibar kibar cımbızı sıkmadan e, karidesler arada, yumurtalar arada ezilmesin diye cımbızı sıkmadan böyle sıyırma yöntemiyle kibar kibar biyopotların arasından birer birer düşürmeye çalışalım. Bakın 3 tane yumurtamız düştü. Bu işlemi kibar kibar yapıp yumurtalara zarar vermeden mümkün oldukça cımbızın ağzını kapatmadan sadece e, iterek veya sağarak diyelim yumurtaları düşürmeye çalışacağız. Çok farklı şekillerde yapabilirsiniz bu işlemi. Ben elim bu işleme bu yönteme alıştı. Kolay geliyor bana bu yöntem arkadaşlar. Evet. Yumurtaları kibar kibar ayırmaya devam ediyoruz. Şurada bir öbek var arkadaşlar. O öbeği de çıkaralım. Evet bir yumurtamız daha ayrıldı. Bakın arka tarafta kibar kibar böyle küçük hareketlerle yumurtaları ayırıyoruz. İşlemdeki ilk basamağımız bu. Buraları biraz hızlandıralım artık. Ben kibar kibar yaptığım için biraz yavaş oluyor işlem uzun sürecek. Karidesin gövdesi parçalandı bu arada. Priyopotların olduğu kısmı kaldı. Oradan yumurtaları yavaş yavaş çıkartacağız. Şimdi bakın yumurtalar hepsini çıkarttık ama bazıları öbekler haline bakın bu öbekleri dağıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Öbek halinde kalırsa yeterli hareket yapmaz yumurtalar mantar olabilir. O yüzden bunların her birini ayrı ayrı birer yumurta haline getirmemiz lazım. Biz bu işlemi ne yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz kardeşlerimiz playpotlarında yumurtaları sürekli çeviriyor mantar olmasınlar diye. kardeşimiz tabi öldüğünde bu işlemi yapamıyor. Yumurtalar hareketsiz kaldığında da mantar oluyor. Bu nedenle biz yumurtaları karidesin karnından çıkartıp kendimiz hareket ettireceğiz ki mantar olmadan yavrular çıkabilsin diye uğraşacağız. Ee, bu işlem esnasında potları yapışık yumurtalar göreceksiniz. Onları hepsini ayırın. Öbek halinde olanların tamamını ayırın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi öbek halindeki yumurtalar hareket etmeyecektir. Buralarda biraz daha hızlı geçelim. Evet tüm yumurtaları çıkarttık ve hepsini ayrı tek tek hale getirdik. Şimdi şöyle bir sayayım hızlıca kaç tane yumurtamız var buradaymış burada diye. Ee, 19 tane yumurtamız var arkadaşlar saydık. 19 tane yumurta çıktı kardeşimizden. Şimdi bunları e, kuluçka cihazının içine yerleştireceğiz. Bu aşamada e, yumurtaları sudan alıp kuluçka cihazına Koyma işlemini ben genellikle enjektörle yapıyorum. Çok pratik, kolay bir yöntem. Üstelik yumurtalara da zarar vermiyor. Bakın bir tane enjektörü alıyoruz. Enjektörün ucunu suya daldırıp hafif şekilde pistonu geri çekerek tüm yumurtaları enjektörün içine dolduruyoruz. Bakın 19 yumurta da bu enjektörün içinde şu anda. Şimdi bu enjektörün içindeki yumurtaları kuluçka cihazımıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu cihaz hazır satılan kuluçka cihazı. Ben ucuna küçük bir plastik taktım. Onun dışında bu şekilde satılıyor. Eğer elinizde hazır satılan kuluçka cihazınız yoksa videoyu burada durdurup sağ üst köşede çıkan linkten kendin yap bölümümüzden enjektörden kuluçka cihazı yapılma videosunu izleyebilir ve bu gördüğünüz cihazı kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Hazırları çok daha pratik, çok daha uygun arkadaşlar ama tabi her zaman elimizde hazırda bir cihaz bulunmayabiliyor. Özellikle acil ihtiyaç durumlarında bu videoyu izleyip bu cihazı yaparsanız bu da rahatlıkla işinizi görecektir. Şimdi biz herkesin elinde hazır cihaz bulunmayabilir diye videomuzu bu cihazla devam ettirelim. Bakın şu enjektörümüzün içindeydi yumurtalarımız. Enjektörümüzü bir koyalım kenara. Kendi yaptığımız cihazın alt kısmındaki 5 mililitrelik haznedeki pistonu çıkarttık. Ve bakın şu anda 5 mililitrelik haznenin içi boş. Şimdi buraya enjektörden kibar bir şekilde yumurtalarımızı boşaltacağız. Şimdi o işleme geçelim. Bu kısımda enjektörü mümkün olduğunca dik tutun arkadaşlar. Çünkü dik tuttuğunuzda zaten yer etkisiyle yumurtalar deliğin ağzına kadar geliyor. Böylelikle yumurtaları ezme riskiniz olmuyor. Pistonla ezme riskiniz olmuyor. Bakın yumurtalar kendiliğinden aşağıya kadar geldi. Sonra pistonumuzu kibarca itiyoruz ve yavaş bir hareketle yumurtalarımızı kuluçka cihazımızın haznesine boşaltıyoruz. Bakın yumurtalarımızın hemen hemen hepsi gitti. Bir tane kaldı şurada. Hafif sallarsak o da uca gelecektir. Evet, şimdi o da aşağı doğru geldi. Tüm yumurtalarımızı haznenin içine boşaltmış olduk şu anda. Suyu da boşaltayım bir şekilde. Bakın yumurtaların tamamı şu anda bu haznenin içinde. Şimdi bu haznenin e, alt kısmını Açtığımız şekilde kapatmamız gerekiyor ki yumurtalar içeride kalsın, dağılmasın. Şimdi bu kısmı tekrar kapatacağız. Aynı şekilde çorabı koyduk, üzerine pistonu kapattık. Arkasından makasla kesip, e, buraları da hızlı şekilde izleyelim. Makasla kesip sistemi tekrar hazır hale getirdik. Şu anda yumurtalarımız e, aşağıdaki haznenin içinde ve akvaryuma konabilir halde. Akvaryuma koyup hava motorumuzu bağlayacağız arkadaşlar. Aşağıyı sıkı şekilde kapattık. Bakın şu anda cihazımız hazır. Evet, şu anda e, cihazımızı akvaryuma yerleştirdik. Ucuna bir hava motoru ve ha, e, hava kablosu bağladık. Ve hava ortumuna yakın bir yerde de bir tane hava ayar vanası var arkadaşlar. İki tane de yapabilirsiniz. İki tane yaparsanız ince ayar yapmanız daha kolay olacaktır. Şimdi bu hava ayar vanası sayesinde yumurtaların hareketini ayarlayacağız. Bakın şu an motoru çalıştırdım. Çok fazla bir hava var. Yumurtalar direkt yukarıya yapıştı. Ee, buradan hava ayar vanası ile ayarı yapıp yumurtaların yapacağı hareketi ayarlayabiliriz. Çok az bir hareket yapması lazım. Şu anda ben bu ayarı yaptım ama arkadaşlar kendi yaptığımız cihazın alt kısmı siyah piston ve e, etrafında da çorap artıkları olduğu için e, şu an yumurtaları nasıl zıpladığını size bir türlü gösteremiyorum. E, ama bu hareket yani bu ayar bu videonun belki en önemli noktası. Ne ayarda nasıl bir ayarda hareket ettireceğimiz. O nedenle e, videoyu burada durdurup hazır cihaza geçeceğim ve size daha kolay göstereceğim o hareketi arkadaşlar. Bakın bu hazır cihazımız yumurtaların zıplama ayarı bu şekilde. Kapağı alttaki kapağı biraz oblik tuttum ki yumurtalar video net görünsün diye. Bakın yumurtaların bu şekilde bu miktarda zıplaması yeterli. Hatta bundan daha az zıplaması da yeterli arkadaşlar. Şu an 2 milim kadar 3 milim kadar yukarıya inip çıkıyor. 1 milim bile hareket etse yeterli. Bundan fazlası yumurtalara zarar verebilir. Bu ayar ya da bundan daha az zıplayan yumurtalar e, yeterli hareket yapmış olacaktır. Bu ayarı e, kendiniz ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar VANA aracılığıyla. Bir de cihazın bakın bu beyaz plastik kısmın üzerinde olan yumurtalar var. Onları mutlaka ortaya almak gerekiyor. Şimdi ben alttaki kapağı oblik tuttuğum için tabi oraya geliyor ama normalde o kısımda yumurta kalmaması lazım. Bakın bu da bu videonun 3 gün sonrası. Bir tane yavru çıktı. Ee, diğer yavrular çıkmadı arkadaşlar. Bu işlemin devamını çekmedim ben. 19 yumurtadan sadece bir tane kardeş çıktı. Şimdi bu ise benim başka yaptığım bir örnek. Bakın burada da kuluçka cihazında 16 tane yumurta var. 3 gün sonra da bu uygulamanın sonunda 16 yumurtanın 15 tanesi çıktı arkadaşlar. Sadece şu ön tarafta kalan bir yumurta çıkmadı. O da benim hatamdan. Gece 2'de yaptığım için çok fazla ilgilenemedim. Bir yumurta hariç 16 yumurtanın 15 tanesi çıktı. Arkadaşlar demek ki karidesin yumurtadan çıkıp çıkmayacağını belirleyen bazı faktörler var. Bunlar neler? Birincisi ve bence en önemlisi şu arkadaşlar. Karidesiniz ne kadar süre ölü kaldı ve siz ne zaman müdahale yaptınız? Bakın ilk örnekte ben saat akşam 5'te işten geldim yumurtalık yumurtalı karidesi ölü buldum. Video hazırlıkları derken saat 8 oldu. Gece 12'den saat 8'e kadar tam kaçta öldüğünü bilmiyorum ama bakın videonun başına aldığımızda biz bu videonun yumurtalarını çıkarırken karidesten suyun içine mavi bir renk salındı arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bu karides uzun süre ölü kalmış ve gövdesi artık çürümeye başlamış. Bu durumda en az 10 saat 12 saat karidesin yumurtaları hareket etmemiş yeterli süre beklemiş olmama rağmen 19 yumurtadan sadece bir tanesi çıktı. Çünkü biz bu müdahaleyi geç yaptık ve zaten kuluçkaya aldığımızda yumurtaların büyük kısmı mantarlaşmıştı. İkinci örneğimizde ise ben karidesin yan yattığını direkt gördüm. Bir saat boyunca gözledim. Bir saat sonra karides öldü ve hemen işlemi yaptım. Hatta onda da bakın bir saat boyunca karides yumurtalarını çevirmedi aslında. Yani karidesi ölü bulduğunuzda geçmiş olan bir süre var ve de Karides'in ölmeden önceki dönemde hareketsiz bıraktığı bir süre var. Yani Karides öldüğünde ne zaman müdahale ettiğiniz çok önemli. Yani zaten mantar olmuş yumurtaları çevirirsiniz yoksa. İkinci önemli faktörlerden bir tanesi de şu. Biliyorsunuz karidesler yumurtaları karnında ortalama bir ay kuluçka süresinde bekletiyor. Biz işlemi yaptığımızda karides kuluçka süresinin neresindeydi? Yani eğer daha çok başındaysa bugün karidesiniz yumurta aldı 2 gün sonra öldü yumurtaları çıkarttınız bu yumurtaların yavru olarak çıkma ihtimali çok düşük ama zaten doğumu az kalmıştı 25 gün 27 gün olmuştu artık yumurtaların gözleri görülmüştü bu durumdaki yumurtaları kuluçkaya aldığınızda daha çok sayıda karides çıktığını göreceksiniz yani kuluçka süresinin ne kadar başındaysanız o kadar düşük ihtimal ne kadar ileri aşamasındaysanız o kadar yüksek ihtimalle yavrularınız çıkacaktır. Bu da ikinci faktör. Bu iki faktöre dikkat ederseniz kuluçka işlemini başarılı şekilde yapabilirsiniz ve daha çok sayıda yavru çıkartma şansınız var. Videomuzun sonuna geldik. Ben kendi uyguladığım yöntemi sizlere gösterdim. Sizin daha pratik, daha kolay yöntemleriniz olabilir. Bunları da bizimle paylaşabilirsiniz. Yöntem hakkında sorularınız varsa video yorumlarda bana sorabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.